Merhaba TV Gamers takipçileri, Salı Face 13. bölüm. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum dostlarım. Bir önceki bölümde sonunda özellikle de Larry artık bunu yapamayacağını, dayanamadığını ve gittiğini söyledi. Salı Face'e mesaj attı. Salı Face de panik içinde, şimdi gidiyoruz Larry'e bakmaya. Ash de geri döndü dostlarım. Larry. Hangi cehennemdesin? Ulan Larry. Ve hayır. Larry, ne yaptın sen? Larry, niçin? Ne yaptığını biz de göreydik. Astı mı acaba kendini? Sally'i görmek için çok heyecanlandım. İlk başta ne kadar farklı davrandığını fark etmedim. Wendigo Gölü'nde takılırken daha fazla fark etmeye başladım. O sırada bana sadece üzgün görünüyordu. Belki de ilaçlarını almayı bıraktığını düşündüm. Bayan Campbell, Sally ile buluştuğunuzda herhangi bir noktada kendinizi tehlikede veya tehdit altında olduğunuzu hiç hissettiniz mi? Hayır efendim, öyle bir şey olmadı. Sally tanıdığım en tatlı çocuklardan biri. Etrafta olmak onun güvende olduğunu hissettirir. Ta ki o gecenin ilerleyen saatlerine kadar. Ağaç evinde tanık olduklarınızı anlatır mısınız? Gölden eve döndükten sonra Selin beni araması çok uzun sürmedi. Aşağı yukarı bir saat kadar. Sarsılmış ve ağladığını söyleyebilirim. Bana Larry'nin öldüğünü söyledi. Ona hemen 911'i aramasını söyledim. Peki 911'i aradı mı? Hayır. Çocuklar bana liseden beri Nokfel polisinin içinde bir komplo olduğunu ikna ettiler. Buna yapmanın güvenilir olmayacağını söyledi. Bu yüzden daha iyi düşünüp ben de aramamaya karar verdim ve hemen bulunduğu yere gittim. Ağaç evine geldiğimde Sel garip davranıyordu. Kendi kendine konuşuyor ve hızlı hızlı yürüyordu. Açıkçası
çok üzgündü. İkimiz de öyleydik ama onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Onu sakinleştirmeye çalıştım. Tapınak ve tapınaktaki kötü şeylerden tartışmaya devam etti benimle. Larry'nin ağaç evinde olduğunu söyledi. Sinirlerimi toplamak için bir dakika bekledim. Neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Emin değildim. Larry gerçekten ölmüş müydü? Yoksa Sel aklını mı kaybetmişti? Ağaç evine gittim. Ama boş bir içki şişesi dışında orada hiçbir şey yoktu. Sel'in hiç içki içtiğini gördün mü? Hiç görmedim. Sel hiçbir zaman içkiye dokunmazdı. Bir keresinde bana sarhoş olmaktan korktuğunu, çünkü ailesine çok bağlı olduğunu söyledi. Ve alkolik olmak istemedim. Bir şeyi gerçekten yanlış olduğunu biliyorum. Larry'yi bir daha görmedim. Larry görülecek bir yerde değildi. Ve Sel beni gerçekten endişelendirmeye başlamıştı. Onu sakinleştirmeye ve onunla sohbet etmeye çalıştım. Ama o buna açık değildi. Onu içeri sokmaya çalıştım. Ama pek oralı olmadı. İlk defa tartıştık. Ondan uzaklaşmak zorunda kaldım. Onun yanında bulunup onu daha da kötüleştirmek istemedim. Ben ayrılmadan önce Henry ve Lisa'nın Sel'in yardıma ihtiyacı olduğunu bilmesini sağladım. Ona bakacaklarını söylediler ve bana ihtiyaçları olduğunda beni aramalarını söyledim. Sel'in böyle korkunç şeyler yapacağını bilmiyordum. Keşke orada kalmış olsaydım. Onunla kalmalıydım. Bütün gece telefonumun yanında oturdum. İkinci kez çalana kadar. Ashley ayrıldıktan yaklaşık 10 dakika sonra Todd geldi. Vagondan aniden ayrıldığım ve mesajlara cevap vermediğim için bir şeylerin yanlış olduğunu düşünmüş ve sinyalimi sürmüş. Todd'a Larry'nin ne yaptığını söyledim. İkimiz de kendimizi toplamak için zamana ihtiyacımız vardı. Larry en iyi dostumuzdu. Dördümüz bir aile gibiydik. Daha önce de söylediğim gibi. Ulan Larry. Vücuduna ne oldu? Yani cesedine. Emin değilim. Bana bir şey anlatmaya çalışıyor ama hep bozuk. Anlaşılmıyor. Bence bizimle iletişim kurmakta zorlanıyor. Yeni ekipmanımızı deneyelim. Bence bu yardımcı olacaktır. Tut.
Yeni ekipman şey, gitar gibi bir şey. Peki. Gitarda çalacağın melodiler ile ruh aleminin bir kapasitede açabileceğimize inanıyorum. Nasıl çalışıyor? G tuşuna basarak. Gitarda 12 sembol eklediğimi fark edeceksin. Sembolleri etkinleştirmek için ilgili notaları çalman, onları aktifleştirmen gerekiyor. J, K veya L'ye basarak. Nasıl kullanacağımı bilmiyorum ki. Bu sembolleri bulduğumuzu hatırlıyorum. Larry'nin notu, heh. Nota bir bakalım. Larry'nin bize bıraktığı notta sell. Bunun anlaşılmasının zor olacağını biliyorum. Özür dilerim. Lütfen kendini suçlama ve lütfen benden nefret etme. Hayatımda olduğun için çok şanslıydım. Senden daha iyi bir erkek kardeş olmanı isteyemezdim. Devam etmeliyim. Karanlıkta savaşmaya devam et. Şimdi yaklaşıyor. Kafamda fısıldadığını duyabiliyorum. Sesleniyor. Sadece bitirmek için buna ihtiyacım var. Artık dayanamıyorum. Ahbap, senin gibi güçlü değilim. Harika şeyler yapacağını biliyorum. Sen öylesin. Seni diğer taraftan seviyor olacağım. Selfies, her zaman yanındayım. Larry. Gitarımızı bizim değiştirmiş. Tot gitarımızı modifiye etmiş, değiştirmiş. JKL'ye basacağız. Seçeceğiz ve JKL'ye basacağız falan. Şimdi öncelikle bunu nasıl kullanacağımı bir öğrenmem lazım. Hepsini etkinleştirecekmişim. He, şimdi anladım. Neler oluyor? Tamam. Alarmlarının hepsi. Dur be Siri, sen bir dur. Todd, Larry. Merhaba. Bu kim lan? Aha, Rosenberg geldi. Merhaba Siri. Kim? Rose? Gitarından gelen ışık, başka dünyadan gelen sihir içerir. Görünüşe göre kehanet doğru olabilir. Ne? Anlatacak zaman yok. Onu durdurmak için bu gücü kullanmalısın. Elimizden gelenin en iyisini yapmamıza rağmen Tanrı'nın yiyicilerini durduramadık. Bu da neydi böyle? Gerçekliğin dokusundaki bir dalgalanma başladı. Kaynağa ulaşmak ve buna bir son vermek için
engellerin büyülerini yok etmelisin. Bunu nasıl yapacağım? Necrolight'ın gücünü kullan, yani elimizdeki aletin. Sana gizli olanı ortaya çıkarmak için ruh aleminden yardıma ihtiyacın olacak. Bu konuda sana yardımcı olamam. Karanlık odada kalmam gerekiyor. Arkadaşın Larry'yi geçici süreliğine serbest bırakabildim. Bir dakika. Arkadaşın Larry'yi geçici olarak serbest bıraktırdım. Diğer tarafta senin gözlerin olacaklar. Olacak. Tanrım, sevgili Sally. Sel? Ha? Korkuttun beni. Bir anda kayboldun ve ağaç evi sarsan bir ses ortaya çıktı. Neredeydin? Gitar çalıştı. Rosenberg'i gördüm. Onları tapınakta durdurmalıyız. Neler oluyor? Nasıl? Aha, Larry geldi. Larry? Bence Rosenberg bize bir şekilde yardım ediyor. Çok uzun zamandır o lanet ağaç evinde sıkışmıştım. Sen gideli birkaç saat oldu. Seni pislik. Bunu nasıl yapabilirsin? Neden beni terk ettin? Neden? Üzgünüm ahbap. Ben gerçekten. Ama fazla zamanımız yok. Rose, tarikatın burada olduğunu ve bu gece durdurulması gerektiğini söyledi. Bu kolay olmayacak. Bunun gerçek olduğuna inanmıyorum. Gerçekten gittiğine inanamıyorum. Hadi ama Sel, bu pislikleri bir kez ve herkes için durduralım. Bu iyi değil. Bunun bir doğru sırası mı lazım? Ya bu biraz sıkıntı oldu mu ya? He. Larry, bu ölüm taşı. İçindeki gücü çağırmak için R tuşuna bas. Sally için bunu kullanmalısın.
Bu ne işe yarıyor? Abi gideceğiz bir basalım bakalım. Merhaba. Sanırım şimdi olacak. Zor bir sekans. Arkadaşlar şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Gerçekten bu oyunu yapanlara teşekkür ediyorum. Salıface hikayesi oldukça güzel bir oyun. Ve oynanışı da iyice çeşitlenmeye başladı yani. 2D olmasına rağmen oldukça güzel. Oo, nereden çıktı bu? Kapılar kilitli. Asansör var. Kattan çıkacak, çıkmak ister misin bir dakika? Geriye mi çıktık? Yok. Abi. Bunlarla konuşmak pek mantıklı gelmiyor bana ama. Kolu yokmuş. Muhtemelen. Tamam. Güzel. O zaman bir dakika ben bir... Anam gidemiyorum. Garip insan, garip biçimsiz insan garip yerlerde yürüyor. O ne demek ya? Allah Allah. Kahretsin. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz ya? Bu ne? Anne, Henry. İşe yaramıyor. İşe yaramıyor, işe yaramıyor demek ki. Ne yapıyorsunuz bakalım? Televizyon izliyoruz. Asıl mesele nedir? Bu şovlar hep aynı. Her şey öncesinden anlaşılabilir hale geldi. Sadece durağın. İkiniz de iyisiniz değil mi? İyiyiz Sel. Sadece iyiyiz. Her şey iyi. Tamam. Peki bunu burada bir çalsak. Yok, bunu böyle çalmayacağız ya.
Bunda da hiç almanın bir anlamı yok. Larry'nin tarafına geçsek. Tamam. Bir de Robert'ın dairesine gidelim bakalım. Müzik yine bozulmuş. Aa evet. Sanırım bilmiyorum. Bir de bakalım diğer taraftan, diğer dünyada ne var? Aa yanlış yere gittim. Düzeldi. Evet. Koridorda bir şey olmuş gibi geliyor. Acaba şimdi koridordaki olay değişti mi o taştaki? Evet. Bütün katları incelemeye devam edeceğiz. Aha! Sanırım ayrılacağım dediği zaman bahsettiği şey buymuş. Tabii kafası dağıldı. Bir de Larry ile gelelim bakalım ne diyecek. Herman, burada ne işin var? Berbat görünüyorsun dostum. Bir dakika. Sen nasıl buradasın? Sen öldün mü? Hayır, demek istediğim bu odada nasıl oluyorsun? Buradaki ruhlar ölüm yerleriyle sınırlandırılmalı. Sandy burada olmalı. Fakat çok geç. Çok geç kaldım. O gitti. Bütün yaşlı ruhlar yok oldu. Rosenberg beni ağaç evinde tutan büyüyü bir şekilde bozdu. Gerçekten ne olduğundan emin değilim. Diğer hayaletlere ne olduğunu biliyor musun? Tapınakla alakası var mı? Artık önemli değil. Beni alana kadar burada beklemem gerekiyor. Eninde sonunda kaderimiz bu. Çok geç değil. Sel bunu durduracak. Ve ben onun bunu yapmasına yardımcı olacağım. Çabalarınız boşa gidecek. Oğlum deli misin? Git ya Allah aşkına. Belki büyüyü bozar dedim. Serbest kalır dedim Mustaf. Ay içimi ürpertti be. Demek ki her odaya girmeye devam edeceğiz dostlar. Şu an her odada... Aha! Burada bir kaset vardı, yok. Şimdi... Larry ile o kaseti görebiliriz. Diye düşünüyorum.
Oha. 404 kapkaranlık. Kaset bence gitti. Diğer tarafa gitti. Vallahi kaset geldi. Evet. Gelişmek, gelişim. Bu hayaletler, hayat dolu, güçlü, sağlıklı, kanlı. Ah, etlerini nasıl istiyorum. Hala bizi inkar ediyorlar. Yakında. Yakında orada olacağız ve arayacaklar ve biz cevap vermiş olacağız. Zemin nemli. Bu ben mi? Hiçbir şey kalmadı. Biz tükettik. Kaseti de gördük. Pek bir şeyler göremedik ama güzel. İki taraflı olması çok çok güzel. Her odaya mutlaka hem Sally hem şeyle beraber gireceğiz. Şimdi bu sefer asansörle rahatlıkla, gerçi asansör de değil, aşağı kata atlama şeklinde. Leri'yi de getirelim. Önce Sally ile girelim odalara. Selfies, seni görmek güzel. Merhaba Sel. Ne yapıyorsun? Selamlar. Yapabildiğimize sevindim. Yani toplanmaktan bahsediyor. Çok uzun kalmayacağım. Ben bir şeylerin peşindeyim. Hepinizi görmek güzel. İyi hissediyor musunuz? Daha önceki bu dostumuzla konuştuğumuzda hani bir parti yapalım, toplanalım diyordu. Hani toplandığımıza sevindim, onu diyor yani, tekrardan hatırlatmak babında söylüyorum. Biz sadece züppe gibiyiz dostum. Her şey nefis. Anne, Larry'nin annesi de her şey nefis demişti. Bu kelime gözümden kaçmadı, ikinci kez tekrar edilmesi. Sen de kal Sel. Evet, burada kalman iyi olur. Bununla savaşmanın bir faydası yok dostum. Ah, gerçekten gitmem gerekiyor. Sorun değilse, sonra görüşürüz. Biz yine de bir Leri ile bu odaya bir görelim bakalım. ...93.7'yi yapalım. Boş ya. Yani bir mutlaka bir şey var. Aman yanlış yaptım. Sorunları bulup çözüyoruz. Kapıyı açacak. O ilk defa buraya girdik.
İlk defa buraya girdik. Hayat acılarının ötesine bakmalıyız. Her şeyin gerçek doğasının derinliklerine. Orada kurtuluşumuz yatıyor. David nerede sen be? Abi bu tarafa geçelim bakalım. Hallolmuş. Bu seferki daha zor olacak. Bu sembol nerede lan? Ha, en sondaydı gördüm. Onun değişiyor mu? Abi iyice de zorlaşıyor. İyice de zorlaşıyor arkadaş. Arkadaş nedir ya? İyice zorlaşıyor arkadaş. Şeyim bozuldu, diksiyonum bozuldu. Evet Chuck. Chuck nasıl hissediyorsun dostum? Nasıl hissediyorum? Evet, etrafta bir şey var. Yakında temizlenecek. Yakında. Evet. Sadece gözlerini sodanın üzerinden ayırma. Tamam. Tamam mı? Soda. Oğlum kafayı mı yedin sen? Onu hatırla. Senin kızın ya. Hemen yanında oturuyor. Çak'ın kafa 1 milyon abi. Sanırım bunlar ölmek üzere. Şu. Aha, orada bir şey aldım. Karanlık pony. Ya o zaten parlak görünüyordu da. Ha, o şey. Krize sokmuş. Değişen şeyler şifreli bir şekilde fısıltıyla konuştu. Oğlum ne diyorsunuz lan siz? En azından dili açıldı. Burayı açarız. Ne? Açardınız bilmiyorum. Oda yok. Oda görünmüyor burada. Bir dakika. Tam olarak oda nerede? Şurada. Aa bir dakika. Hmm.
Acaba kullanır mı diye merak ettim de. Bir kat daha inelim bakalım. Adım adım tapınağa gidiyoruz dostlar. Pakerton. Abi Pakerton'da çok sıkıntı olabilir ya. Aha, Pakerton'a geçmiyor. Üzerinde yapışkan maddeden bir kilit var. Şöyle. Neyse şuraya girsek. Mesela. Kapıyı açmamın bir sebebi olmalı. Bu kapıyı açtık. Bunlar kendini değil zaten. Sen burada bekle. Tamam. Işıktan önce karanlık ve başka bir şey yoktu. Kafayı yemiş bunlar iyice. Bunlar iyice kafayı yemiş. Burada bir şey var. Acaba... Acaba... Tuvalette yiyeceğim bir şey var. Sanırım yapmalıyım. Öf. Ne aldık? Anahtar gibi bir şey aldık. Çok iyi. Çok iyi. Demek ki hep Leri tarafından ahanda açtı, ahanda girdi. Sanki Seli'ye geçsem kendimi daha güvende hissedecek gibi. Yani daha güvende hissettiriyor Sel tarafında oynamak. Evet, artık açıldı. Evet, şöyle bir gidip gelelimleriyle de. Şurada keçi duruyor olacak tahminimce. Yok, yokmuş. Bir de banyoya gidelim. Banyo da temiz. Bu taraflarda bir şey olmaması lazım zaten. Mesele. Aa. 2 numaralı yatak odası var. 1 numaralı yatak odası yok. Burada ikisi de var. Aa, bir dakika, o girince bu çıktı. Şey girip çıkınca şey oldu. Açıldı orası. Bak zaten temizdi be. İkisini eş zamanlı ilerletmemiz gerekiyor. O zaman daha faydalı oluyor. Onu fark ettim.
Ve zorlaşmaya başladı. Hakikaten iyice zorlaşmaya başladı. Geldi mi kapı? Yani gel, kapı zaten varmış da. Hiçbir şey yok. Devam edelim. Ama burada da kapı yok. Aşağı inelim o zaman. Burası direkt açık. Merhaba Bayan Gibson. Odasından leş gibi bir koku geliyor. Zor abi zor. İyice zorlaşmaya başladı. Ana. Abi gözünü seveyim. Aa, yetişemedik, süre yetmedi. Süre yetmedi. Heh.
He, süre şuradaymış zaten. Süreyi daha önce fark etmemiştim. Aa, son saniye için basamadık yine. Açtık bu sefer. Bu sefer açtık. Hadi bakalım. Bu sefer açtık. Genç bir çocuk eşikte duruyor. Ebisini sonsuz büyünün içindesin. Unutma. İnsanlık dünyasına eziyet ve bağlılık. Bu arada az önceki söyleyen, o büyülü sözü söyleyen bilinmeyen bir ses dostlar. Hadi bakalım. Et ve kemiklerin mahkum. Terence? Ne zamandır böyle çalışıyorsun? Oha. Bunu sana tapınak mı yaptı? Çocuk kendi kaderini seçmiyor. Her zaman bu şekilde olur. Sonsuz birinin gerçek uyumunu yakında anlayacaksın. Buradaki ruhlara bulaşıyor musunuz? Sonsuz olan ne? Neden inşa ediyorsunuz? Karanlık tüm şeylerden hareket eder ve bizi ilerletir. Biz kendimiz ölümün ötesindeyiz. Terence, orada bir yerlerde olduğunu biliyorum. Bunu durdurmalısın. Sen bir çocuğun adını söylüyorsun. Mücadeleniz faydasız. O zaman seni kendim durduracağım. Deneyeceksin ve başarısız olacaksın. Her zaman böyle olur. Olabilir mi?
sinir bozucu. Yanlış tuşa bastık be. Abi yapma bana bunu. Dikkatim dağıldı bize ya. Hadi bakalım. Lan. Hadi bakalım. Ya bir hata da atması çok kötü ya. Oğlum onu bulamadım. Neredeydi o? Lan çıldırtacak mısın beni? Seni bekliyordum Sel. Sen olacağını biliyordum. Seni gördüğüm andan itibaren biliyordum. Terence? Özür dilerim efendim. Kendim olamadım ve çok fazla acı çektim. Bitti mi?
Neredeyse. Korkarım bir görev daha kaldı. Ve bu iğrenç bir şey. Ne olursa olsun bunu yapacağım. Bunu sonuna kadar bitirmek için ne gerekiyorsa yapacağım. Karanlık tarafından lekelenen herkesi öldürmelisin. Bu yukarıda bir sürü böyle siyahların içinde olan insanlardan mı bahsediyor? Ama bu binadaki herkes, bunlar benim arkadaşlarım ve ailem. Karanlığı ruhlarından temizledik. Onları çoktan kurtardık. Korkarım onlar için çok geç Sayal. Ruhları onarılamayacak kadar yok edildi. Kontrol edilmezlerse gölgeler bu çatlaklardan sızacak ve daha birçok yaşam söndürülecek. Kalbim senin için ağır bir üzüntünün içinde. Yıllar önce yaptığın gibi her şeyi kaybedeceğini biliyorum. Bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Lütfen bana yardım et. Lütfen bana bunu yapma Terence. Yapmak senin seçimin. Bunun dayanılmasının çok zor bir yük olduğunu biliyorum. Ama doğru şeyi yapacağını da biliyorum. Ben... Bir şey kaldı orada. Bıçak. Addison doğru söylüyor Seal. Bunu yapmalısın. Üzgünüm. Keşke başka bir yol olsaydı. Evet dostlarım, Sallyface'i bugünlük buraya kadar oynayacağım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hikaye çılgın bir hal almaya başladı. Umarım sizler de izlerken çok çok keyif alıyorsunuzdur. TV Gamers YouTube kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilir ve bildirimlerinizi açarak paylaşılan videolardan ve açılan canlı yayınlardan hemen haberdar olabilirsiniz. Diğer bölümde sanırım katliam var arkadaşlar. Bu bölümü de diğer bölümü de kaçırmamanızı ümit ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.